doğru götürdüler. Bir anda uçakla gidemedi yerlere doğru hızla gitti. Böyle birdenbire bir çemberin içerisinden, bir daire içerisinden böyle Huni gibi bir yere doğru hızlı gitti gitti. Çarpacaktı birdenbire gök taşına, çarpar gibi bir sıyrıldı birden. Ben nereye gidiyorum, beni nereye götürüyorsunuz? Artık ne cami vardı, ne imam vardı, ne oğlan, ne çocuk, ne eş, ne tabut. Nereye gidiyorum ben dedi. Beni nereye götürüyor bunlar dedi. Kimseyi de göremiyordum. Bir ara babasını gördü. Ölen babasını gördü. Babasına doğru yürüdü, koştu. Baba, baba, baba dedi. Babası döndü baktı ona. Biraz kızgın bir şekilde. Kaşları çatıktı babasının. Koştu babasına doğru. Elini attı babasını kavramak için. Ama eli boşa düştü. Babasına dokunamadı. Bir hayal gibiydi babası. Sonra yeniden gitti bir yerlere. Garip şeyler görüyordu. Sesler duyuyordu. Bağırışmalar duyuyordu. Bir ses duydu. Dediler ki aşağı götürün onu. Birdenbire tekrar baş aşağı aşağı doğru hızla geldiğini gördü. Sanki pike yapar gibi aşağıya doğru götürülüyordu. Anlayamadı. Ben nereye gittim? Beni nereye götürdüler? Götürdükleri kimdi? Ben miydim? Başka bir şey miydi? Ben isem ya yerdeki kimdi? Ya şu kefendeki cenaze kim dedi kendi kendine. Bir şey anlamıyordu. Bir geldi baktı ki tabutun içinde deminkilerini hiç anlamadı. Baktı ki cemaat gelmiş, saf saf olmuşlar, namaz kılacaklar namazını. Şöyle baktı, dostlar var mı? Kimse yoktu ki. Tanıdıklarından ne kadar az insan vardı. Bakkal vardı, veresiye veren bakkal var, o vardı. Bir iki böyle mahalleden arkadaş vardı. Oğluna baktı, oğlu da cenaze namazı kılmıyor. Kendi kendine dedi, nankör dedi, bari namaz mı kıl dedi. Sonra dedi ki, iyi ama ben adama, çocuğuma namazı öğretmedim ki dedi. Cenaze namazı kılmayı bilmiyor ki bizim oğlan dedi. Suç onda mı, suç bende mi? Ben adam değilim ben dedi. Öğretseydim ona, bugün oğlan bari cenaze namazını kılardı. Son görevini yapardı. Sonra dedi ki, kılmıyorsan bile safta dur, bir elini kaldır bari, ayıp olmasın dedi. Diyecekler ki babasının namazını bile kılmadı. Ama hiçbir şey duyuramıyordum. Cemaat geldi, tekbir aldılar. Allahu Ekber dedi. Şöyle cenazeye, cemaate baktı. Nurani yüzlü hacı amcaları vardı. Güzel insanları vardı. Durmuşlardı. Hiç tanımadıkları, %70'i tanımadığıydı. Namazını kıldılar. Namaz kısa sürdü. Hocaya bir kızdı ama. Hocam dedi, yani o hızlı okumak zorunda mıydın dedi. Son görevini yapıyorsun, bari uzun oku. Yarım saat kılsan ne olur yani dedi. 5 dakikada benim işimi bitirdin sen dedi. Ben 5 dakikada namazı kılınacak adam mıyım dedi. Yarım saat ayırsaydın sanki dünya mı yıkılırdı ya hocam dedi. Sonra dedi ki, iyi de cenaze namazı bu kadar sürüyor zaten dedi. Ama dedi, onlar daha uzun okusalardı Allah beni daha çok affederdi belki. Kendi kendine öyle söylüyordu. Sonra hoca önüne geçti. Hoca ne yapacak? Niyeti ne hocanın dedi. Hoca sordu cemaate, döndü cemaate dedi. Meyyit için dedi, ölen için bir Fatiha istiyorum. Allah dedi, onu affetsin dedi. Allah affetsin deyince, hay dedi, senin ağzını öpeyim dedi. Canım hocam benim dedi. Seni hiç bu kadar sevmemiştim dedi. Bugün dedi, senin bütün iyiliklerin üzerinde senin dedi. Hiç dedi böyle ağzından bal gibi laf çıkmamıştı bugüne kadar dedi. Güne son senin bana faydan olacak. Oğlumun faydası yok, senin faydan var dedi. Sonra birdenbire durdu. Hoca bir şey daha soruyor. Hoca dedi ki cemaate, bu arkadaşı nasıl bilirsiniz? Hepsi dediler ki iyi biliriz. Döndü.
Vallahi dedi doğru söylemiyorsunuz dedi. Benim nerem iyi dedi ya. Falancayı kandırdım. Filancadan rüşvet almıştım. Filancadan şöyle almıştım. Filancayı şöyle şöyle yapmışım. Falancaya şöyle tokat atmıştım dedi. Benim nerem iyi hocam dedi ya. Döndü herkese. Niye bilmeden iyisiniz diyorsunuz dedi. Niye bilmeden iyi biliriz diyorsunuz dedi. Kızıyordu. Sonra durdu kendi kendine. Hoca dedi ki, hakkınızı helal ediyor musunuz? Daha cemaat bir şey demeden dedi ki, kurbanınız olayım, ne olur hakkınızı helal edin. Cemaat dedi ki, helal ediyoruz, helal ediyoruz. Hay dedi, Allah sizden bin kez razı olsun. Ben görseydim sizi, hepinizin elini tek tek öperdim dedi. Sonra hoca döndü ve dedi ki, alın dedi bunu, mezara doğru götürelim yavaş yavaş. Sırtladılar onu, yavaş yavaş arabaya doğru. Camiden uzaklaşıyordu artık. Çocukları, eşi, akrabaların bir kısmı bir otobüsü doldurdular. Mezarlığa doğru gidiyordu. Hangi mezarlığa? Babasının gömüldüğü o yere doğru. Mezarlığı hiç sevmezdi. Mezarlığın yanından geçerken hızlı geçerdi. Mezarlığa şöyle yandan bakardı. Zaten babasının mezarına da 10 defa gitmemiştir. Derdi ki hatta kendi kendine mezarları şehirlerin dışına atın, dağların başına atın derdi. Günün birinde gideceğini hiç düşünmemişti. O diyordu ki sanki ben ebediyen dünyaya kazık çakacağım. Öyle zannediyordu. Bana hiç sıra gelmez diyordu. Yürüdü. Yürüdü, mezara doğru götürdüler. Tabut yine o kahvehanenin önünden, geçtiği yerlerden, eski çalıştığı yerlerden, eski dolaştığı caddelerin, sokaklardan önden geçiyordu. Bakıyordu oradaki kitapçıya, bakıyordu orada simit satana, bakıyordu orada koşana, oradaki trafikçiye. Herkese bir şeyler söylüyordu, el sallıyordu. Beni görmüyor musunuz? Arkamdan gelsenize. Beni böyle sakin mi gömeceksiniz? Benim gibi bir adamı diyordu ama boş. Kimsenin farkında değildi. Kimsenin umurunda değildi. Kimse bakmıyordu bile ona. Biraz sonra mezarlığa girdi. Mezarlığa girince baktı ki o mezarlık bildiği mezarlık değil ki. Baktı ki bazı mezarlardan ateş çıkıyor. Ben dedi daha önce geldim hiç şöyle bir şey görmedim ki. Mezarları hep güzel gördüm ben. Bir kısmından alev çıkıyor. Bir kısmından güzel bahçeler çıkmış, ağaçlar böyle, gölgelikler, sular fışkırtıyor, fışkırıyor mezarlardan. Ben kaç defa geldim ama dedi, hiç öyle bir şey görmedim. Sonra kendi kendine dedi ki, evet, daha önce dünya gözüyle görmüştüm. Şimdi ölü gözüyle görüyorum da onun için. Demek ki gerçekten mezar böyleymiş. Hani diyorlar diye hocalar, mezar ya cennet bahçelerinden bir bahçe ya cehennem çukurlarından bir çukur diyor diye hocalar. Meğer doğru diyormuş hocalar. Sonra birdenbire bir ses duydu. Haykıran, acıyla haykıran bir ses. Bu da azap olsa gerek diyordu. Bir mezardan geçerken bir kahkaha sesi duydu. Tabutun içindeydi, götürüyorlardı onu. Buradaki deli herhalde mutlu bir mezardır. Biraz sonra gitti bir mezarın önünden geçerken bir Kur'an sesi duydu. Baktı şöyle, bir baktı, tanıdı o mezarı, tanıdı. O böyle 35 yaşlarında ölen, çok böyle temiz Kur'an okuyan bir delikanlı mezarıydı. Hatırladı onu. Bu onun mezarından Kur'an sesi geliyor dedi. Demek ki Kur'an okuyanlar mezarda da okuyorlarmış dedi baksanıza. Tanıdı mezarlar vardı. Dünyada nasıl biliniyorlarsa mezarları da öyleydi. Bir ara böyle haykırmak, onu sarmış olan kefeni yırtmak, çırılçıplak kalsa bile mezardan kaçmak istiyordu. Yeni bir alem açılmıştı. Sağırların alemi, duymayanların ama hayır hayır duyanların, duyuramayanların alemi açılmıştı. O alemi görüyor ve ürküyordu.
Eyvah, biraz sonra ben de mezara gömülünce onlardan biri olacağım diyordu. Kendi kendine bağırıyordu. Kendi kendine haykırıyordu ama heyhat, gidebileceği yer yoktu. Varabileceği yer yoktu. Sağa dönüyordu, imkanı yok. Sola dönüyordu, imkanı yok. Bütün kapılar kilitlenmişti ona. Mezarın ta başına kadar getirdiler. Mezarın başında şöyle biraz durdu. Sağına baktı, soluna baktı. Şöyle durdu, mezara baktı. 2 metre kadar kazmışlar. Haydi dedi, insafınız korusun sizin dedi. Beni bu çukura mı gömeceksiniz? Bari dedi böyle yarım metre kazsaydınız, çıkmak istesem çıkabileyim oradan diye. Beni bu derine kazacaksınız. Ben burada nefes alamam ki dedi. Şöyle dikkat edince orada böyle ince ince hayvancıklar gördü mezarın içerisinde. Böcekler gördü. Siz dedi ne kadar delisiniz ya, beni buraya mı yatıracaksınız dedi. Şu böceklerin içine mi yatıracaksınız dedi. Kendi kendine. Yok yok dedi, benim oğlanlar bunu yapmaz dedi. Benim hanım bunu kabul etmez, mümkün değil dedi. Göreceksiniz dedi. Son anda beni dedi tabutla gömecekler. Hatta benim için dedi buraya çimento dökerler dedi. Buradan böcek çıkmasın diye. Kendi kendine söyleniyordu. Geldiler. İyice böyle mezarı iyice böyle kazdılar. Düzelttiler altını. Sonra dediler ki hadi onu mezara doğru salıverin. Hoca indi mezara. Mezara koyacak olan görevli indi. Oğlu da mezara inerken babasının kefenin baş ucundan tuttu onu. Mezara doğru sarkıttı. Kendi kendine kızdı oğluna. Ben hayatım boyunca seni büyüttüm, sen beni toprağa gömüyorsun dedi. Evlatlık bu mu dedi ya. Ben demek seni bunun için büyütmüşüm dedi. Hele bak dedi, babasını toprağa gömüyor dedi. Ne biçim evlatmış bu evlat dedi. Evlatlık bu mu? Annelik bu mu? Babalık bu mu dedi. Kendi kendine kızıyordu. Sonra dedi ki niye kızıyorsun ki dedi. Baban gömülürken de sen zaten seyretmiştin. Babanı da öyle gömmediler mi? Babanın mezarında yarım saat bile oturmadım ben sen dedi kendi kendine. Babanı gömdüler. Hoca dönmeden sen döndün dedi kendi kendine. Babanla 1 saat oturmadın sen. Şimdi kızıyorsun evladına. Evladın sende ne gördüyse aynı şey yapıyor dedi. Sen babana aynı şey yaptın. Niye kızıyorsun ki evladına? Biraz sonra onu yatırdılar. Şöyle kıbleye doğru çevirdiler. Hoca altına toprak koyuyordu kaymasın diye. Hoca onu çevirirken o daha da böyle kendini çevirip göğsünü tam kıbleye çevirmeye çalışıyordu. Hayatı boyunca çok az kıbleye dönmüştü. Zaten hiç Kabe'ye gitmemişti. Kabe'nin ne olduğunu da bilmiyordu. Hatta bir gün sormuştu. Peygamberimiz denilen kişi Kabe'de mi yatıyor demişti. Bir hocaya sormuştu. Hoca demişti ki bunundan bilmiyorsunuz beyefendi. Kabe'nin içinde bir şey yok. Peygamberimiz Medine'de, Kabe Mekke'de. Kabe sembolik Allah'ın evidir. İnsanlar kıblede oraya döner demişti de o zaman öğrenmişti. O Kabe'yi mezar zannediyordu. Peygamberin mezarı zannediyordu. Zaten Hazreti Peygamber'i hiç bilmiyordu ki. Hiç okumamıştı. Hiç tanımamıştı. Ama inanıyordu. Peygamberin varlığına inanıyordu. Kendi kendine dedi, iyi ki inanmışım bari dedi. Yoksa dedi, perişan olacaktım şimdi ben. Kurtuluş yok, kaçacak yer yok, sığınacak yer yok. Kim benim imdadıma yetişecek diyor, kendi kendine konuşuyordu. Biraz sonra taş atmaya başladılar. Üzerine taş atmaya başladılar biraz sonra. Onu örtüyorlardı, onu örteceklerdi. Son bir ümit dedi ki, ölmemiş olabilir miyim acaba ben? Sonra şöyle bir hamle yapayım böyle kafamı vurayım taşa. Kalkayım, belki yanlış yapmışlardı, belki daha yaşıyorum ben. Bir hamle. Ama heyhat. Kalkamıyordu mezardan. Artık tam teslim oldu.
Tamamen uzandı artık, dedi ki çare yok. Ben gerçekten...